Ha, tabii bu son yarışma bizi de fevkalade heyecanlandırdı. Elazığ'da e, zaten e, turizmin gelişmesi için, çeşitlendirilmesi için yoğun mesai yapıyoruz, yoğun çalışmalar yapıyoruz. Hem Elazığ'ın bu var olan varlıklarını ortaya çıkarma, değerlerini ortaya çıkarma, bunları çeşitlendirme hem de yurt dışı, yurt dışına tanıtarak e, burayı alabildiğince e, turist çekme noktasında çalışmalarımız var. Burada tabi önemli destinasyonlardan birisi de Harbut gibi Hazar bölgemizde, Hazar Gölümüzde çok önemli bir destinasyon. Türkiye'nin ikinci büyük krater gölü ve önemli bir doğal merkez, doğa turizmine hitap eden önemli merkez. Burada tabi yaz kuş turizmi yapabiliyoruz. kış turizmi merkezimiz var orada, kayak merkezimiz var. Yazında yoğun bir yaz turizmi aktivitesi yapılan bir yer. Ee, ve yıllıkta 2 milyonu aşan bir e, turizm hareketliği var burada, ziyaretçi geliyor. Ee, tabii biz orayı biraz daha çeşitlendirme arzusundayız, isteğindeyiz. Hem doğa turizmi, hem alternatif turizm, e, kış turizmi. Bunun yanında da orada malum bir batık şehir var. Önemli bir e, bizim için değer, varlık. E, bunun üzerine son dönemde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Burada amatör olarak dalgıçlık yapılıyordu, belli aktiviteler yapılıyordu ama biz daha profesyonel hale getirilmesi ve burada var olan ve efsanelere, hikayelere, hatta kayıtlara geçen, bunlara konu olan bir yer burası, önemli bir yer. Hem yerli hem yabancı seyyahların da gelip orayı ziyaret ettiği, gördüğü, kayıtlarına geçtiği bir yer. Dolayısıyla önemli bir yerleşim yeri, su altında kalmış yerleşim yeri ve bazı kayıtlarda 4000 yıla kadar geçmişi tarihe giden bir yer. Dolayısıyla burada yapılacak çalışmalar bizim için önemliydi ama son yaptığımız özellikle havadan yaptığımız su altında yapılan çalışmalara ilk olarak havadan yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz, tespit ettiğimiz bir olgu var. O da surların varlığı ve bu surların bir kale kalıntısı olduğu şeklinde. Hatta bu kalenin de bir şehir içi yerleşimi çevrelediği şeklinde bir e, bulguya ulaştık. Fırat Üniversitemizle birlikte yaptığımız bir çalışmada bunu gördük. Tabii bunun daha e, detaylandırılması gerekir ama biz bu bunun varlığı bizi çok heyecanlandırdı. E, var olan bilgilerimiz üzerine. Ee, var olan kayıtlar üzerine yeni bir bulguya ulaşmış olduk. İnşallah bunu biz yapılacak e, gerek üniversitemizde, gerek Kültür Turizm Bakanlığımızda veya diğer üniversitelerde, uzmanlarda yapılacak bilimsel çalışmalarda biz bunu detaylandırmayı arzuluyoruz, istiyoruz. Gerekli görüşmeleri de yaptık. Orada arkeolojik ve bilimsel çalışmalar da yapılacak. Ve o bölgede özellikle e, tarihi kalıntılarda olduğu için e, değişik dinlere ait inanç e, böyle e, yapılar olduğu için, kilise benzeri yapılar olduğu için orada e, hem de e, tarihi derinliği açısından e, ciddi bir arkeolojik çalışmada gerektiriyor. Ülkemiz bu konuda uzman. Türkiye'nin değişik yerlerinde bu çalışmalar yapıldı. Hem üniversiteler hem Kültür Turizm Bakanlığımız. Orada da e, bizim talebimiz ciddi bir normal bir kalede, bir tarihi yapıda yapılan arkeolojik kazı gibi Orada da kazılar yapılıp burada bu var olan kalıntıların, buluntuların da ortaya çıkarılıp buranın e, hem su altı turizmi açısından, dalış turizmi açısından önemli bir destinasyon haline getirilmesi hem de bu çıkacak eserlerin, yapıların, varlıkların değerlendirilerek önemli bir kültür ve iner turizm alanı olmasını hedefliyoruz. Ben buranın bu son e, bulgularımızdan, keşfimizden sonra dünyada çok önemli bir merkez, kültür turizm merkezi, inanç turizm merkezi, dalış turizm merkezi olacağını düşünüyorum. Bu bizim o alandaki de hedeflediğimiz turizmi çeşitlendirme hedefimize de hizmet edecektir. Ve yoğun yurt içinden turist alıyoruz o bölgeye şu anda. Bununla birlikte uzak doğu, Avrupa, Amerika gibi bu pazarlara da bizi açabilecek değerler olduğunu orada ben düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bu çalışmalar neticesinde e, orayı da e, bu açıdan turizm açısından en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Şunu da vurgulayayım. Yani bu yapılan çalışmalar kıymetli, önemli. E, şu açıdan da sonuçlarını görüyoruz. E, hem yerelde yapılan çalışmalar hem yurt dışı tanıtımlar. Bu sene 3 kata artan Elazığ'a bir turist ilgisi var. E, bu sadece Elazığ'a yansımıyor, bölgeye de yansıyor. Buraya gelen insanlar Perte'ye gidiyor, Malatya'ya gidiyor, Diyarbakır'a gidiyor. Dolayısıyla bölgeye de katkısı var ve hizmet sektörü de önemli bir girdi. Şehrimiz için de önemli bir girdi. Ben hem şehrimize hem de ülkemize bu tür çalışmaların çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum.